verirseniz, arada bir böyle çocuk verirseniz biraz daha yoğun bir şekilde böyle şeyler yapabiliriz. Bugün dün akşam YSK biliyorsunuz İstanbul seçimlerinin tekrar yapılmasına karar verdi. Biz de bunu halka soracağız. Yüksek Seçim Kurulu İstanbul'da seçimlerin tekrardan yapılmasını öngördü. Bu konu hakkında düşüncelerinizi... Yok, gazete değil, bizim YouTube kanalımız var. YouTube kanalımıza çekiyoruz videoyu. Tamam. YSK'nın kararını soruyorsunuz. Doğru mu, yanlış mı? Evet. Tabii ki yanlış. Yorumlarınızı. Tabii ki yanlış. Neden? Halkın iradesi diyorsan, halk iradesi çıkmış sandığı yansımış. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Kendinize gelince beğeniyorsunuz, başkasına gelince beğenmiyorsunuz. Eğer siz halkın iradesi diyorsanız, beğenseniz de beğenmeseniz de çıkana razı gelmek lazım. Yoksa aksi takdirde her hoşunuza gitmeyen yere işte bu halkın iradesine yansımadı, tecelli etmedi deyip sürekli fikir değiştirirseniz halk, insanlarda kuşku, endişe dolayısıyla hasıl olacaktır. Bunu doğru görmüyorum yani. Hile var diyorsunuz. O zaman siz kendinizi mi hile yapan olarak gösteriyorsunuz? Hayır diyorsunuz. Böyle sorduğunda o zaman kim yönetiyor? Kim var bizi yöneten? Kimde kontrol? Güç kimde? Yani köprüyü yapan, barajı yapan vesaireyi yapan sizsiniz. Ama orada sandıkta hile yapan başkası. Yani bu tabii ki artık insanların aklıyla alay etmektir diye düşünüyorum. Doğru bir şey değil. Beğenseniz de beğenmeseniz de çıkan sonuca razı gelmektir. O nedenle ben doğru görmüyorum YSK'nın kararını. Çok teşekkür ediyorum. Bir de dün akşam bu karar açıklanmasından sonra piyasalarda bir hareketlilik söz konusu. Bu peki bizim ekonomimizi etkileyeceğini düşünüyor musunuz? Bu zaten iptal edilmenin sebebi hakikaten nedir? Bana göre nedenlerden bir tanesi de dolar milyonerlerin biraz ortada bir çalkantı, bulantılığı yapıp dolarından para kazanmak, altından para kazanmak. İşte yarın 8 lira olacak, 9 lira olacak. Sonra ya görüyor musun? Biz öyle güçlüyüz ki bunu 7 liraya indirdik. Nasıl 7,5'tan 5 liraya indirdik dedi. Zaten sen 2,5 liradan almışsın 2 liradan doları. 7,5 liradan sattın. Sonra keyfine göre düzelttin, 5 liradan vatandaşı mağdur ettin. Bugün de 5 liradan aldın. Yarın 10 liradan satacaksın. Bu 10 lirayı geçer bu şekilde. Sonra daha sonra da diyeceksin ki ya işte bak biz bir kahramanlık daha yaptık altını. Birilerinin zengin olma amacını taşımaktır diye düşünüyorum. Alınan kararlardan biri de bu yani. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Bu vatan hepimizin, insanların aklıyla alay etmemek lazım. Kendi menfaatlerimiz için başkalarının gözyaşlarına sebep olmamak lazım. İşte Sunta, ne Sunta'ydı İzmit'te? Yıldız Sunta 586 kişiyi dün kapıya koydu. Daha kapıya koyacaklarının şu anda sırası var. Haberlerde hepimiz biliyoruz, çalışan arkadaşlarımız da. Yani durum hoş değil, iyiye gitmiyor. Birilerinin mağduriyetinden, işsiz kalmasından, gözyaşlarından mutlu olmak birilerinin o gözyaşlarında kolay diye düşünüyorum. Ben yanlış karar olduğunu düşünüyorum. Halkın iradesi ayaklar altına alınmıştır. Ben artık bundan sonra YSK'nın hani Türkiye'de sağlıklı karar vermediğini düşündüğüm için YSK'nın bir an önce istifa etmesini istiyorum ve oraya namuslu, dürüst yönetilecek insanların gelmesinden taraftarım. Hani bir gün CHP kazanmış, yarın Binali Yıldırım kazanmış. Hiç önemli değil, önemli olan halkın iradesidir. Halkın iradesi yok az sayılmıştır. YSK'nın kararları doğru bir karar olmadığını düşünüyorum. Şimdi tabii ki ben emekliyim ve oğlum inşaat mühendisi, o yatıyor. Bense servis şoförlüğünü yapıyorum. Benim cebimde dolar yok, Türk parası var. Emekliyim, 20 lira param var. Ben de o diyorum ki. Doğrudur kardeşim. Evet. Doların yükselmesi tabii ki bizim için için doğru bir şey değil. Ama dolar zenginleri, hükümet bunları takip etmesi gerekiyor. Ama şimdi ben de zannederim ki dolar zenginleri hükümet yanlılarıdır. 82 milyonunu kucaklaması gerekiyor. İnsanlarımıza insanları öteleştirmesin. Türk
bir Cumhuriyet'in vatandaşı, Kürt'ü, Alevi, Lazı, Çerkez'i her etkinde dünyanın da tek örnek bir ülkesiyiz. Evet. Onun için düşüncelerimiz farklı da olabilir ama bizler Türk milletiyiz. Ben Kürt kökenliyim ama Atatürkçüyüm ve Türk'üm. Şimdi kimliğimde Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Kürt olduğumdan dolayı beni öteleştirmesin. Lazı da öteleştirmesin. Hiç kimse öteleştirmesin. Bizlerden başka dostumuz yok. Ben bir de şunu istiyorum. Ülkemde Suriyeli istemiyorum kardeşim. Niye istemiyorum? Biz onlara Müslüman kardeş diye aldık. Ama onlar yerli oldu, biz yabancı olduk. Onlar istediği gibi rahat gezebiliyor. Ben halk otobüsüyle gidiyorum, o ticari taksiyle gidiyor. Ben taksicilik de yaptım. Ben İstanbul'u burada iki tane arabayla gidiyorum. Oysa 600 lira, 500 lira verip ticari taksiyle gidiyor. Bu para nereden geliyor kardeşim? Suriye'den mi destek geliyor? Yoksa benim vergilerimle onlara maaş mı alınıyor? Bolu Belediye Başkanı bir açıklamada bulundu. Ben Suriyelilere dedi, bundan sonra yardım etmeyeceğim. Ben o insanı anından öperim. Çünkü diyeceksiniz diye, benim oğlum Şahat Mendiz'de evde yatıyor. Torunum var, sizin çocuğunuz kadar torunum var. Ben iki ev bakıyorum. İki kira ödüyorum, iki elektrik ödüyorum, iki tane pazar yapıyorum. Emekli maaşım yetişmediği için çalışıyorum. Ben gelin bu saatten sonra kucaklaşalım, öteleştirmeyelim, teröristleştirmeyelim. Ölen asker benim kardeşim. Bunlar olmasın. Bu ülke hepimizin ülkesi. Bizler herhangi bir gidecek yerimiz yok. Kardeşçe yaşayalım. Bu arada bütün İstanbul aleminde Ramazan'ını kutlu olsun diyorum. Size de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Siz de Ramazan'ınız mübarek olsun. Bir değerlendirme yapacak olursanız. Bana kalsın. Tamam. Bana kalsın diyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Hoşuma gitmiyor. Bana kalsın söyleyeceklerim. Valla insanlar hak edildiği gibi yaşarlar. Demek ki bizim insanımız da bu şekilde hak ediyor bunu. Evet. Ne diyeyim, yani hayırlısı olsun ama yapılmaması gereken bir şeydi. Çok onaylamıyorum. Hiç hoş bir şey olmadı. Peki bütün borsalarda işte döviz fiyatlarında bir hareketlilik söz konusu. Bu bizim ekonomimizi etkileyeceğini düşünüyor musunuz bu seyirsizliği? Etkileyecek dedi. Damat Bey'in de her aldığı karar kötü yansıdığı için dolara, borsaya yine bu da etkileyecektir. Her türlü kötüye doğru gidiyoruz zaten. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba, hayırlı Ramazanlar. Küçük bir soru sorsak vaktiniz var mı? Ben millet korkuyor konuşmayı. Siz konuşun abi. Biliyorsunuz İstanbul seçimlerini iptal ettiler. Tekrardan seçime gidiyor. Tekrardan gitse de zaten bu adam kazanacak yani. Zaten herkes uyandı yani. Bütün insanlar uyandı yani. Hangi çağda yaşıyoruz? Sizce de hangi çağda yaşıyoruz? Şu an küçücük bir çocuk kalkıyor, hakkını soruyor. O da anlıyor ki dünya hani neyin nesidir, neyin nesidir. Kimi ne yapacak, kim ne olacak, her an ne olacak. Herkes çok iyi bunu biliyor yani. Küçük, dediğim gibi küçücük bir çocuğa söylesen o da söyler yani. Açıkçası yani ortalıkta zaten durum belli yani. Bu adam yani tekrar seçime gitse de gene %85'i geçer yani. Gerek yok yani. Bu bir tek sadece insanlara kaynaklanıyor. Hani millete kaynaklanıyor. Milleti kötü duruma düşürüyorlar. Kutuplaşma diye bir şey var. İnsanları o duruma getiriyorlar. Hani diyorlar Türkiye'de terörist yok. Bu tür şeyler yapılınca terörist oluyor. Yani milleti birbirine ayırtıyor da sonuçta öyle oluyor. Gerek yok bu tür şeylere yani. Hepimiz de insanız. Bak ne güzel memleketimiz var. Ne güzel yaşıyoruz. Bak ben bir güne kadar mesela büyükbaşa veriyordum. Ala da veriyorum ama yaptığı hareket yanlış yani. Ben oyun mesela CHP'de vermemişim. Açık açık konuşuyorum. Babam devlet olsun açık konuşurum. Ama gerçekten şu anki durum çok yanlış. Adam kazanmış yani. Adam akıyla kazandı yani. Hani diyor ya sağdan gel say, soldan gel say, tepeden gel say, arkadan say, önden say. Ama geçmiş yani sonuçta bu adam. Gerek yok yani. Bu sadece insanların kötü duruma götüren bir durumdur. Kaynaklanan bir durumdur. Yanlış yani. Ben katılmıyorum yani. Peki ekonomiyi etkileyeceğini düşünüyor musunuz bu seçim sürecini? Etkiliyor sonuçta. Mesela bak şu an bak ne güzel Ramazan'dır. Bütün insanlar oruçlu. Yani bu insanlar bu sıkıntıyı yaşamak zorunda mı? Değil yani. Yanlış hareket. Ekonomik diyorsunuz.
Şu an zaten pazarlarda bir şey alınmıyor. Bak biz de esnaflık yapıyoruz, ayakkabı mağazaya bakıyoruz. Ben çalışanım. Duruma adam gelip ayakkabı alacak, alamıyor yani. Fabrikada öyle geliyor, barkod üzeri satılıyor, adama fiyatı söylüyorum. Gerçekten diyorum, fabrikada şu fiyata bize geliyor, inanmıyor. Evet. Yani gerçekten insanların hali çok kötü yani. Yani Türkiye gibi bir memleket, bir ülke. Şu an gerçekten durumlar hiç iyi değil yani. İnsanlar birbirine düşürüyorlar. Başka da bir şey yok yani. Vatandaş ya, işte YouTube kanalı var muhtemelen. Evet. Karı koca muhtemelen eşsiniz değil misiniz? Evet. Eşler, çocuklar da yanlarında. Sıkıntı yok. Ama iyi insanlara da yapıyorlar. Bakın isterseniz benim. Tamam. Bunda sıkıntı olacak bir duruma geldi mi Türkiye'ye? Bir alalım da bir GBT'nizi yapalım arkadaşlar. Tabii. İçimiz de rahat olsun. Arabada kimin var? Ecele biliyor musun? Söyle de Ecele ya. Maşallah ya. Reportaj yapmaya devam ederken polis arkadaşlar geldi. Diyor ki kardeşim siz burada ne çekiyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? İzni misiniz falan diye. İzniniz var mı? Yok mu? Sizin olayınız ne sizin diye. GPT kontrolü yaptırdıktan sonra devam ettiler. Yorum yapmıyorum. Yorumsuz. Yorumu size bırakıyorum ben arkadaşlar. Merhaba amca, hayırlı Ramazanlar. Vaktiniz varsa küçük soru sorabilir miyim? Anlamadım. Vaktiniz varsa küçük bir soru sorabilir miyim? Ne tek kelime söyle. YSK dün akşam İstanbul seçimlerini iptal etti. Onunla alakalı bir değerlendirme. Allah sonumuzu hayırlısı. Tamam. Bununla alakalı bir değerlendirme yapacak olursanız ne söylersiniz çok? Yani hayırlısı olsun. Herkes için, bizim için, onun için. Peki piyasaları etkileyeceğini düşünüyor musunuz bu yeni seçim sürecinin? Yok sanmıyorum. Etkilemeyecek. Peki yani. Dolar yükseldi ama bir anda yükseldi dolar ama peki o etkilenmemiş mi oluyor? Nasıl oluyor? Vallahi bilmiyorum. Kimine göre laf çıkarmak için öyle denir, kimine göre böyle denir. Ben sanmıyorum yani. Çünkü para ayrı bir yer, siyaset ayrı bir yer. Etkilenmeyecek. Hepsi birbirinden yani. Ayrı bir şeyler. Ben kendi adıma çok sevindim. Sevindiniz. Hayırlısı evet. Olsun inşallah. İnşallah. Öncelikle hayırlısı olsun. Hani yani diyebileceğim sadece hayırlısı olsun. Çünkü gönül başka bir şey diyemiyor. Peki siz? Aynı dediği gibi hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler. Bu seçim sonuçlarını iptal etti. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayırlısı olsun diyorum. Peki ekonomiyi etkileyebileceğini düşünebiliyor musunuz? Bilemiyorum. Çok teşekkürler. Merhaba, hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Vaktiniz var mıydı? Teşekkürler. İptal etti. Bunun hakkındaki görüşlerinizi merak ediyoruz. Yalnız adam eline zorla bu Ramazan ayında böyle bir zulüm olmaz. Ben şahsen kabul etmiyorum. O zorla alınan şeyi de onlar kaybeder. Bu sefer o adam daha çok kazanır. Ve tek başına da ihtara gelir. Çok teşekkür ederim. Peki ekonomiyi etkileyeceğini düşünüyor musunuz bu? Nasıl? Çok etkilenir. Zaten insanlar hep borçludur. İnan ki bu bir büyük bir haksızlıktır. Ben kendim de yani daha önce AKP'liydim. Bu sefer oyumu da vermedim. Türkiye'de adaletsizlik çok. Diz boyudur. Yani bu adam kesinlikle kaybedecek. Daha çok rezil olurlar. Yeter de bir dönemde o yapsın. Bu gavur değil ki. Daha çok oyalanacak. Daha çok oyalanacak. Konuşma da olmaz. Sen nerelisin? Kandıralıyım. Daha çok oyalanacak. Yok yok. Ona çok hakaret olduğu için şeydi. Şimdi İmamoğlu kazanmış. İmamoğlu kazanmışsa kazanmış yani. Dört tane doğru bir tanesi yanlış olur mu bu işte yani? Bizlerde dört doğru bir yanlış. Öyle hiç olmaz yani. Yok yok. Madem öyleyse. Bu karar doğru ise, doğru karar vermişse Cumhurbaşkanı da kararı o zaman yanlıştı. He? Yani yanlış mı? Demek daha önceki seçimlerde de haksızlık var, yolsuzluk var. İle bunu öyle bir kaybedecek ki bu sefer o MHP'den uzak durmadığı müddetçe o kaybedecek. Cumhurbaşkanı seçimlerde yenilmesi gerek. O ondan uzak duracak. Ondan sonra kazanır. Herkes PKK. Sen de o zaman PKK.
Vallahi bile sen o çocuğu koca hepiniz PKK. Böyle şey olur mu? Yunus Bey, şimdi sen oy vermediniz, sen PKK etmedin. Ya onu biliyor. Şimdi herkes PKK değil. Herkese kalkar PKK. Ya yatıyorlar PKK. Kalkıyorlar. Bütün yorumlarda PKK. Bu nedir yani? Yeter de insanlar boğuldu, bulandı. Asker koymadı içeri soktu. Yeter. Bunlar hep şey dedi. Bu Arif Bey. Yo neydi? FETÖ'cü diyerek bütün asker koymaz. Bunun hepsi FETÖ'cüydü. Sen neredeydin? Devlet Cumhurbaşkanı değil miydi? Ayakta mı uyuyordu? Hele dur, bizim 4-5 tane asker daha öldü. Buna niye üstü? Suriye'de bizim ne işimiz var? Bütün Suriyelilerin içimizde ne işi var? Bunları siz söyleyin. Söyleyin ki duysunlar. Doğrudur. Yani hakikaten de bu Suriyeliler bizim içimizde ne işi var? Suriyeliler buraya kadar dövmeleri var, gençleri burada züppelik yapıyor. Onları sürsün, savaşını, kendi toprağını kazansın. Onlar ne işi var burada? Ne olur biliyor musun kardeşim? Bak Suriyeli gençler burada. Burada her pisliği yapıyor. Her pisliği yaparlar. Bizimkiler gidip orada ölüyorlar. Yazık değil mi yani? Bunların anası babası yok mu bizimkiler? Bunlar gelsin madem bunlar vatan haini der. Gelsin. Savaşsın, yaşlı kadın gelsin, burada Türkiye biz bakarız. Gençler niye geldi buraya kendi askere götürülüyor? Daha dün yine bir tane öldü, yazık değil miydi? Neyin savunmasını yapıyor? Neyin savunmasını bilmiyorum ki yani. Suriye'de neyin savunmasını yapıyorlar bilmiyorum. Bizim askerler kimin toprağı? Madem öyleyse, bizim askerler ölüyorsa o toprak bizim olsun. He. He, niye geri geliyor? Niye yok, toprağı istemiyorlar. Niye o zaman zarar veriyorsun, istemiyorlar? Sen kendi odunu savunamıyor musun? Sana ya silah atana asker... sen de onu at. Evet. Çek geri askerini. Amerika'yı sağ, bu ver Amerika'nın kulağına iki tane mermi, bak bayım nasıl gidiyor. He ya. İnşallah korkuyorsan onu an işbirliği yapma. Ya Amerika'yı yenemiyorsun, gitme. Amerika'nın ne bir de müttefik falan diyor. Amerika'da uzak kal. Veya Amerika'na sen işin yok. Amerika al, oraya girmişse gitsin. Bize ne? Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar. Hadi. Çok teşekkür ederim. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu seriyi beğenirseniz arada bir böyle yaparız. Merak ettiğiniz konular, sormak istediğiniz konular varsa, sorularınız varsa mutlaka yorum yapın. Abone olmayı unutmayın. Bak çoluk çocuk geziyoruz. Ona göre herkes abone olsun.